Sayın Rektörüm, Osmaniye Protokolü'nün değerli üyeleri, değerli konuklar ve basınımızın güzide temsilcileri. Vergi haftası etkinlikleri kapsamında Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenen Yeni Türk Ticaret Kanunu'nun vergi hukuku içerisindeki yeni başlıklı panele hoş geldiniz. Kıymetli konuklar, panelistlerimizin özgeçmişlerini okuyorum. Profesör Doktor Zeynep Türk, lisans, yüksek lisans ve doktor eğitimini Çukurova Üniversitesi'nde tamamladı. Maliyet muhasebesi, yönetim muhasebesi, maliyet ve yönetim muhasebesi güncel yaklaşımlar konuları araştırma ve ilgi alanları arasında yer almaktadır. Profesör Doktor Zeynep Türk, Ocak 2012 itibariyle OKÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'nde dekanlık görevini sürdürmektedir. Profesör Doktor Turgut Türk, Çukurova Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'nde lisans, Exeter Üniversitesi'nde ise yüksek lisans ve doktor eğitimini tamamladı. Uluslararası muhasebe, muhasebe bilgilerinin açıklanması, finansal raporlama, finansal kiralama ve muhasebeleştirmesi, Türk vergi sistemleri konuları araştırma ve ilgi alanları arasında yer almaktadır. Profesör Doktor Turgut Çürük, Çukurova Üniversitesi Muhasebe ve Finansman Anabilim Dalı öğretim üyesidir. Mustafa Fettahlıoğlu, yüksek öğrenimini Çukurova Üniversitesi Osmaniye Meslek Yüksekokulu ve Anadolu Üniversitesi'nde iş idaresi ve muhasebe eğitimi alarak tamamladı. 1983 yılından bu yana serbest muhasebeci mali müşaviridir. Mayıs 2010'dan itibaren Osmaniye Muhasebeciler ve Mali Müşavirler Odası Başkanlığı görevini sürdürmektedir. Avukat Hüseyin Sezgin, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldu. Ceza hukuku ve kamu hukuku alanında çalışmalar gerçekleştirdi. 2004 yılından bu yana Osmaniye Baro Başkanlığı görevini sürdürmektedir. Kıymetli konuklar, panelimizi başlatmak üzere panel oturum başkanı, Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Sayın Zeynep Türk'ü kürsüye davet ediyorum. Sayın Rektörüm, Osmaniye Protokolü'nün kıymetli üyeleri, değerli katılımcılar, 23. Vergi Haftası etkinlikleri kapsamında düzenlediğimiz panelimize öncelikle müsaadenizle konuşmacılarımızı davet etmek istiyorum. İlk olarak Osmaniye Barosu Başkanı Avukat Sayın Hüseyin Sezgin Beyefendi'yi davet ediyorum. İkinci konuşmacımız olarak Osmaniye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Başkanı Sayın Mustafa Fettahlıoğlu. Ve diğer konuşmacımız Çukurova Üniversitesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Sayın Turgut Çürük. Kanunlaşmış ve 1957 yılında da yürürlüğe girmiştir. Ve günümüze gelene kadar eski ticaret kanunu ticaret hayatını düzenlemiştir. Ancak aradan çok uzun zaman geçmiş, yaklaşık 50 küsur yıllık bir süreç var. Bu süreç içerisinde hemen hemen her şey değişmiş. Ticaretin yapılış şekli, ticareti yapan şirketlerin organizasyon yapıları tamamen değişime uğramıştır. Peki bu 50 yıllık süreç içerisinde neler olmuş? Kısaca değinmek istiyorum. En temel değişikliklerden bahsederek. Sanayi toplumundan bilgi toplumuna geçiş yapılmıştır. Bilgi teknolojileri gelişmiş. Doğal olarak ticarette bilgi teknolojileri tabanlı hale gelmiştir. Ve günümüzde e-ticaretten ve hiçbir fiziki yapısı olmayan sanal organizasyonlardan bahsedilir olmuştur. Uluslararası ticaret artmış, popüler deyimle dünya tek pazar haline gelmiş, ulusal sınırlar kalkmış ve bu koşullarda ticaret yapan işletmeler için
Rekabeti sürdürebilmek için koşullar tamamen değişmiş. Yani tam anlamıyla oyunun, ticaret hayatındaki oyunun tüm kuralları değişmiştir. Tüm bu gelişmeler yeni ticaret kanunu ihtiyacı bir kat daha arttırmış. Ve nihayet yeni ticaret kanunu çalışmaları tamamlanmış. 13 Ocak 2011 yılında yeni kanun kararlaştırılmış ve yürürlüğe girecektir 1 Temmuz 2012'de. Yalnız kanunun bazı hükümlerinin yürürlüğe girmesi 2013 yılında gerçekleşecektir. Yeni Türk Ticaret Kanunu genelde 4 önemli alanda değişim oluşturacak düzenlemeler getirmiştir. Bunlar bilişim teknolojileri, kurumsal yönetişim, muhasebe ve denetim alanıdır. Eski kanundan farklı olarak yeni Türk Ticaret Kanunu yaptırımlarıyla beraber geliyor. Bu yaptırımlar adli para cezalarından hapis cezalarına kadar değişebiliyor. Evet, konuşmalarını yapmak üzere ben değerli konuşmacılarımıza 15'er dakikalık süre vermek istiyorum. 15 dakikalık süre içerisinde konuşmalarını gerçekleştirecekler. Ve panelimizin sonunda sizlerin sorularını cevaplamaya çalışacağız. Bunun için değerli katılımcılar, sorularınızı ve soruyu kime sorduğunuzu yazılı olarak görevli arkadaşlara verirseniz onlar bize iletecekler. Şimdi sözü Osmaniye Barosu Başkanı Avukat Sayın Hüseyin Sezgin Beyefendi'ye bırakıyorum. Sayın Rektörüm, Sayın Defterdarım, değerli protokol, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Katılımcıları saygıyla selamlıyorum. Böyle bir toplantıya ilgi göstermeleri bizi mutlu ediyor. Öncelikle bir Osmaniyeli olarak her türlü halkımızın lehine yapılan her türlü düzenlemede her zaman yanımızda olan üniversitemizin başta Sayın Rektör olmak üzere değerli mensuplarına Osmaniyeli olarak şükranlarımızı arz ediyoruz. Bugünkü toplantının vergi hukuku ve yeni ticaret kanunu ile ilgili karşılaştırmalı ve tanıtımı anlamındaki panelde biz kısaca vergi hukukunun tanımı, ceza hukuku açısından vergi ve yeni ticaret kanununun vergi hukukunu ilgilendiren yanlarını başlıklarıyla çok kısaca arz etmek istiyorum. Vergi hukukunun tanımında benim de doçentlik yıllarında hocam olan Sayın Profesör Doktor Mualla Öncel'in tarifine ve açıklamalarına katıldığımızı ifade ediyoruz. Vergi hukuku, vergi ödeminin niteliği, vergi borcunun doğması, ortadan kalkması ile ilgili hukuk kuralları bütün olarak tanımlanmaktadır. Vergi hukuku kamu hukuku içinde yer almaktadır. Verginin belirlenmesi ve tahsilinde devlet parayla ilgili akçalı bir işte vatandaşla karşı karşıya gelmektedir. Vergi ilişkisinin alacaklısı sıfatıyla harekete geçmek, devlet açısından çeşitli düşüncelere göre bir hak, bir zorunluluk veya yetki olarak tarif edilmektedir. Devlet kamu görevlerini yürütmek zorunda olmakla hizmetin finansmanını sağlayabilmek açısından görev olarak değerlendirilmelidir. Vatandaş açısından ise kamu hizmetlerinin finansmanına katılmak bir görev olarak karşımızda durmaktadır. Emredici nitelikteki vergi hukuku tarih boyunca anayasal gelişmeler içinde yer almaktadır. Eski ve önemli anayasal belge kabul edilen 1215 tarihli Magna Carta Libertatum'da bile hükümdarın keyfi vergilendirme yetkisi sınırlandırılmakta ve kurala bağlanmaktadır. Bu açıklamalardan sonra vergi hukukunun klasik kamu hukuku ve özel hukukta ayrımında kamu hukuku içinde kaldığı açıkça görülmektedir. Vergi ilişkisinde taraflar eşit değildir. Yatay değil dikey hukuki ilişkiler bahse konulur. Devlet vergi işlemine girişirken gücünü otoritesine açıkça göstermektedir.
anayasa hükümlerinin büyük bir bölümü vergilerle doğrudan veya bağlantılı şekilde ilişkilidir. Kanunsuz vergi olmaz kuralı bu noktada vardır. Taraflar eşit olmadığı zaman güçlü tarafın hukukla sınırlı olması vergi hukukunda bizce şart ve önemlidir. Hem vergi usul yasasında hem de Türk ceza yasasında vergi hukuku ile ilgili ceza hükümleri bulunmaktadır. Bu ceza hukuku açısından özetlediğimizde zarar suçu devletin tahsil edeceği vergiyi bir şekilde suç işlenerek kaybetmektir. Suçu işleyenler vergiyi ödememek için çeşitli yollara başvurur. Buna biz zarar suçu diyoruz. Bir de tehlike suçu ayrımı vardır. Bu da usulsüzlükle vergi kaçırılmasına imkan sağlayacak hatalar yapılmasıdır. Burada zarar doğmamıştır. Ama doğması muhtemel bir zarar vardır. Ayrıca vergi cezalarında vergi idaresi cezayı kendisi kesmekte, tahsilatı kendisi yapmaktadır. Yani burada hakim hükmü vermekte ve kararı uygulamaktadır. Bu kamu hukuku niteliğinden gelen bir görünüştür ve burada vergi toplamada da adaletli olunması ve vergi hukukunda da mutlaka hukuk kurallarına bağlı kalınması bizce çok çok önemlidir. Ancak elbette ki verginin de vergiyi üstlenenler tarafından ödenmesi, bu konuda suç işlenmemesi de bu noktada önem taşımaktadır. Vergi Usul Kanunu 376. maddesi, dileyen ceza muhataplar için ceza miktarının 1/2 veya 1/3 üzerinde söz sahibi olabilecekler otomatik indirim mekanizmasını öngörmektedir. Tüm bu özellikler göz önüne tutulduğunda alınan vergi suçları, idari kabahat, bunlara ilişkin cezaların idari yaptırım şeklinde nitelendirmek yanlış olmayacaktır. Vergi usul hukukunun öngördüğü bir kısım başka fiiller ise ceza hukuku anlamında da suç oluştururlar. Bunların saptanması ve yaptırım uygulanması ceza mahkemesinin görev alanına girer. Bu suçlarda hürriyeti bağlayıcı ceza uygulanabilir. Vergi usul kanununun yeni şekliyle 359. maddesinde düzenlenen kaçakçılık suçları ile 362 ve 363. maddelerinde yer alan vergi mahremiyetinin ihlali, yükümlünün özel işlerini görme suçları bu ikinci kategorinin örnekleridir. Hapis cezasını gerektiren bu tür suçlarda ceza mahkemelerinin görevli olması ve cezaya bağımsız bir mahkeme tarafından yapılan ceza muhakemesi sonucunda hükmedilmesi kişiler yönünden bir güvence oluşturmaktadır diyebiliriz. Vergi suç ve cezalarının çeşitlerini kısaca arz etmek istiyorum. Mali nitelikli suçlar ve cezalar. Vergi usul kanunu vergi suçu olarak düzenlediği bir kısım fiillerin yaptırımı sadece parasaldır. Yaptırımlar idare tarafından saptanan ve uygulanan bu fiiller vergi hukuku açısından suç oluşturur. Bu gruba vergi ziyanı ve usulsüzlük vergi suçları girer. Bu suçların oluşmasında kasp usulünün aranmasına gerek bulunmamaktadır. Vergi ziyanı suçu ve cezası vergi usul kanununun 344. maddesi hangi fiillerin yalnız parasal cezayı gerektiren vergi ziyanı suçunu oluşturacağını hükme bağlamıştır. 344. maddenin birinci fıkrasına göre vergi ziyanı suçu mükellef veya sorumlu tarafından 341. maddede yazılan hallerle vergi ziyanına sebebiyet verilmesidir. Vergi kaybı ise yükümlünün veya sorumlunun vergilendirme ile ilgili ödevlerini zamanında yerine getirmemesi veya eksik yerine getirmesi nedeniyle verginin zamanında tahakkuk ettirilmemesi veya eksik tahakkuk ettirilmesi anlamına gelir. Bu vergi usul kanunu 341. maddesinde düzenlenmiştir.
344 ve Usul Kanunu 344 Taksim 2. maddesinde yer alan ceza ile ilgili düzenleme anayasaya aykırılık iddiasıyla Anayasa Mahkemesi önüne götürülmüş. 2005 tarihinde iptal kararı çıkmış. Bu düzenlemeyi Anayasa'nın 2 ve 38. maddelerine aykırı bularak Anayasa Mahkemesi iptal etmişti. Ancak iptal kararının doğuracağı hukuksal boşluk kamu yararını ihlal edilici nitelikte görüldüğünden gerekli düzenlemelerin yapılması amacıyla iptal kararının 6 ay sonra yürürlüğe girmesi uygun görülmüştü. Daha sonra 8 Mart 2006 tarihinde resmi gazetede yayınlanan 5479 sayılı yasayla vergi kanununun 344. maddesinin 2. fıkrası değiştirilmiş ve vergi ziyağı suçunun cezası ziyağa uğratılan verginin bir katı olarak yeniden belirlenmiştir. Usulsüzlük suçu ve cezası yine vergi usul kanunu 351. maddesinde düzenlenmiştir. Bu da usul ve şekillere vergi beyanlarında ve uygulamalarında riayet edilmemedir. Bunlar vergi ziyağı suçundan farklı bir suç kategorisidir. Vergi ziyağı suçunda vergi kaybı vardır. Ancak usulsüzlük suçunda vergi kaybı doğmamıştır. Doğma tehlikesi vardır. Bunu da kısaca bu şekilde anlatıyoruz. Kaçakçılık suçları ve cezaları yine vergi usul kanunu 359. maddesinde bir kısım vergi suçlarının ceza mahkemelerinde yargılanarak hürriyeti bağlayıcı ceza ile cezalandırılması hükme bağlanmıştır. Bu fiilleri ana çizgileriyle şöyle belirtebiliriz. Yine bunu özetlemek gerekiyor, uzundu. Defter ve kayıtlarda muhasebe hileleri yapmak, tahrif etmek, defter ve kayıtları yok etmek, defterler dışında başka defterler, resmi olmayan defterler tutmak, bu fiillerde 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası, bunun ağırlaştırılmış şeklinde yetkisiz belge basmak ve bu belgeleri bilerek kullanmakta da 3 yıldan başlayan 5 yıla kadar ağır hapis cezası, şu anda ağır hapis cezası kaldırılmıştır usul yasamıza göre, ceza usulüne göre hapis cezası öngörülmektedir. Ayrıca vergi ziyağı suçu için öngörülen mali cezanın 3 katının uygulanacağı da öngörülmektedir. Yükümlünün özel işlerini yapma suçu, bu suçu memurlar işleyebilir. Vergi idaresinde çalışan veya bölge idare mahkemelerinde, vergi mahkemelerinde, Danıştay'da görevli olanların vergi yasasına tabi insanların hesaplarını, yazı ve diğer özel işlerini yardım etmek şeklinde bile olsa, yani parasız olarak yapılsa bile cezaya çarptırılması Türk Ceza Kanunu'nda öngörülmektedir. Buna da yeni Türk Ceza Kanunumuzun 257. maddesi uyarınca cezalandırılmaktadır. Bu cezaya Vergi Usul Kanunu 363. maddesinde atıf yapılmaktadır. Ticaret hukukunun vergi hukukuyla çakışan yerlerini sadece başlıklar halinde geçmek istiyorum. Değerli hocam birazdan bu konuda zannediyorum ayrıntılı bilgi sunacak. Ona da zamanını artırmaya çalışacağız. Yeni ticaret kanunu, ticari işletme ile ilgili hükümleri ve vergi kanununa etkileri. Burada yeni ticaret kanunu 11. maddesi tacir esnaf ayrımını, ticari defterle ilgili hükümler 64. madde yine 602 sayılı kanunla hangi tür ticari defterlerin tutulacağının, bazı defterlerin tutulacağı gösterilmesi ve defter kayıtlarının Türkçe tutulmasının öngörülmesi, defter vesikaları saklama süresi, onların elektronik olarak saklanmasına karar vermeye kimin yetkili olduğu yeni ticaret kanununda belirtilmektedir. Türk Ticaret Kanunu'nda defter tutmaya dair yasal düzenlemeler yapılmaktadır. Yine Türk Ticaret Kanunu'na ve Vergi Usul Kanunu'na göre defter tutma yeni Türk Ticaret Kanunu'nun
konularından edilmiştir. Ayrıca kanun Türkiye Muhasebe Standartları Kurulu, Türkiye Muhasebe Standartlarının konulmasına tek ve münhasır yetkili kurum olarak kabul edilmesi de yine ticaret hukuku açısından önem taşıyan ayrıntılardır. Yine madde madde biz burada belirlemiştik yeni ticaret kanunu. Ancak bu zamanımızda bu konularda açıklamanın yeteceği görüşünde değiliz. Yine Türk Ticaret Kanunu ve Vergi Usul Kanunu'nda ticaret defterlerinin onaylanması ve saklanması Türk Ticaret Kanunu'nun defter tutma yükümlülüğünü düzenleyen 64. maddesinde yeniden belirtilmektedir. Yine defter tasdik ettirmeme halinde cezai hükümler Türk Ticaret Kanunu'nda vardır. Bunu kısaca okursak, Türk Ticaret Kanunu'nun 562. maddesinin birinci fıkrası yerince defter tutma yükümünü yerine getirmeyenler, belgelerin kopyasını sağlayamayanlar, gerekli onayı yaptırmayanlar, uygun olarak defterini tutmayanlar, hileli envanter çıkaranlar, belgeleri ihraz etmeyenler 200 güne kadar adli para cezasıyla cezalandırılırlar. Bu kanunun 88. maddesine aykırı hareket edenler 100 günden 300 güne kadar adli para cezasıyla cezalandırılırlar hükmünü taşımaktadır. Yeni Türk Ticaret Kanunu'nun ticaret şirketleriyle ilgili hükümleri vergi hukukunu etkileyecek boyuttadır. Yeni Türk Ticaret Kanunu bizce gerçekten birçok hususları Türkiye'de ticaret hukuku ile ilgili hususları değiştirecek önemli olduğunu düşünüyoruz. Evvel emirde ortakların birbirleriyle olan ilişkilerinde dahi bir ortağın diğerine çok rahat bir şekilde haksızlık yapmasının önüne geçecek hukuksal tedbirler ve cezai tedbirler alınmıştır. Yeni Ticaret Kanunu kıymetli evrakla ilgili hükümlerinin vergi hukukuna etkileri olarak yine kısaca arz ederim. 6.762 sayılı kanun 3. kitabının taşıma işleri ve taşıma senedi ile ilgili 2. kısmının kıymetli evrak kısmından alınarak ayrı bir kitap, 4. kitap haline getirilmesi, havale sayılan bir çek hakkında damga vergisi kanununun çeklere ait hükümlerinin uygulanmayacağı hükmünün kaldırılması ile ilgili hükümler de vergi hukukuyla ilgilidir. Yeni Ticaret Kanunu'nun taşıma işleriyle ilgili hükümlerinin vergi hukukuna etkileri vardır. Yine deniz ticaretiyle ve sigorta ile ilgili hükümleri de yeni ticaret kanununda vergi hukukuyla ilgilidir. Bu konuda da hükümler getirilmektedir. Uygulamada bunlar karşımıza çıkacaktır. Vergi hukuku ile borçlar hukuku ilişkisi de yine sorumluluk hukuku ile feri vergi borçlusu durumundaki vergi sorumlusu, kanuni temsilcilerin sorumluluğu, müşterek ve müteselsiz sorumluluk, kusurlu ve kusursuz sorumluluk açısından ve rücu açısından vergi hukuku ile ilgilidir. Sayın Rektörüm, değerli konuklar, sonuç olarak birkaç paragrafımız kaldı. Bizim mesleğimizle ilgili bir husus, avukatlık mesleği bağımsız savunma ayağını teşkil eder yargının. Bu görevi avukatlar yürütür. Adalete işi düşenler hukuksal yardım için çoğu kez avukatlardan destek isterler. Avukatlar ücret karşılığı bu desteği verir. İşte bu desteğin ücretinde vergi olarak KDV vergisi olarak %18 vergiye dönülüyor. Biz %18'i lüks tüketim için öngörülen yüksek bir oran olduğunu düşünüyoruz. Avukatlar bunu her platformda dile getirirler. Hukuksal yardım lüks bir tüketim değildir diye. Burada hazır defterlerimizde varken bunu da söylemeden geçemiyoruz. Vergi sorumlusunu vergiyi doğuran olaydan sonra kendi denetimindeki devlete vermek üzere ödeme gününe kadar elinde tutacağı meblağın emanet olduğunun bilincinde olması gerekir.
Değerli izleyiciler, burada çok önemli bir noktaya temas etmek istiyorum. Vergi ödemek durumunda olanlar genellikle kendi hakkını devlete verdiğini açıklar konuşmalarında. Yani bu kadar vergi olur mu? Benim kazancımda şu kadarını devlete veriyorum diye. Oysa gelişmiş topluluklarda verginin o parayı kazanana ait olmadığı şuuru oluşmuştur. Yani 100 lira kazanmışsam bunun 40 lirası benim param değil, bu devlete ait, ödeme zamanına kadar bende duruyor bilinci olursa vergi kaçırma konusunda o %40'dan para alınması, devletin parasının alınması olarak algılanırsa, bu şuur yerleşirse, bu sefer dolaylı vergilerden devlet vazgeçecektir ki bu çok çok önemlidir bizce. Yani öğrendiğiniz baştan itibaren vergi hukukunda görebildiğiniz kadarıyla dolaylı vergiler o vergiyle hiç ilgisi olmayan insanlar tarafından ödenmektedir. Yani petrolden alınan vergi gibi. Buna benzer diğer bir kısım eşyalardan alınan vergiler, bunlar yani zaruri ihtiyaç maddelerinden alınan vergiler, bunlar dolaysız vergi değil, dolaylı vergidir ve bunu borçlanmayan insanları da zor duruma düşürür ve vergi adaleti burada sekteye uğrar. Bu bakımdan bizim dileğimiz vergi borçlularının kazançlarının belli bir bölümünü kendilerine ait olmadığı bilincinde olmalarıdır. Vergilerin adil olması, vergi ödeyenlerin kendilerindeki devlete ait paranın emanet olduğu ve yerine teslim edilmesinin gerektiği bilincinde oldukları, devletimizin ve milletimizin daha nice vergi haftalarını düzelen ekonomilerin gönüllü, görev ve hak bilerek vergi ödedikleri günlere kavuşmak dileğiyle hepinizi saygıyla selamlıyorum. Evet, yeni Türk Ticaret Kanunu'nun vergi hukuku içerisindeki yerini anlatan konuşması için Avukat Sayın Hüseyin Sezgi Bey'e teşekkür ediyoruz. Ben diğer konuşmacıya geçmeden önce 15 dakikalık süreyi hatırlatmak istiyorum. 15 dakikalık süre içerisinde tamamlarsanız çok memnun oluruz. Evet, şimdi sözü Osmani Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Başkanı Sayın Mustafa Fethanlıoğlu'na bırakıyorum. Sayın Rektörüm, Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi'nin değerli yöneticileri, değerli hocaları, Sayın Defterdarım, vergi idaremizin değerli yöneticileri, değerli vergi dairesi çalışan arkadaşlarımız, kamu kurum ve kuruluşlarımızın değerli müdürleri, sivil toplum örgütlerimizin temsilcileri, değerli öğrenciler ve mali müşavir arkadaşlarım, Osmaniye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası adına hepinize hoş geldiniz diyorum. Böyle bir toplantıyı tertip eden Korkut Ata Üniversitemizin değerli yöneticilerine ve özellikle İktisadi İdari Bilimler Fakültesi bize mali müşavirlik mesleğine eleman yetiştiren fakültemizin değerli yöneticilerine çok teşekkür ediyorum. Önemli bir hafta arefesinde içerisindeyken böyle bir toplantıya iştirak etmiş bulunuyoruz. Öncelikle Sayın Defterdarımızın nezdinde bu hafta kutlamakta olduğumuz vergi haftamızın kutluyorum tüm camiaya ve Türkiye'ye, devletimize iyi günler, güzel günler getirmesini, haftanın güzelliklere vesile olmasını temenni ediyorum. Yine tabii daha anlamlı, bizim için de anlamlı olan bugün 1 Mart. 1 Mart Muhasebeciler Günü'nde bu toplantının düzenlenmesi de yine ayrıyeten bir başka manidar konu. 1989 yılında 3568 sayılı yasayla yasal çerçeve içerisinde kavuşan mesleğimizin o tarihten beri kutlanmakta olan bir Muhasebeciler Günü'nü bugün 23.sünü idrak ediyoruz. Ben bu vesileyle tüm mali müşavir arkadaşlarımın, büro çalışanlarımızın, kamu ve özel kesim muhasebe departmanında görevlilerin, değerli üniversite muhasebe bölümü, özellikle muhasebe bölümü hocalarımızın,
aday meslek mensuplarımızın ve değerli İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi öğrencilerinin ve Osmaniye Meslek Yüksekokulu'nun ilgili bölüm öğrencilerinin 1 Mart Muhasebeciler Günü'nü cari gönülden kutluyorum. Şimdi Sayın Oturum Başkanımız, Yeni Türk Ticaret Kanunu'nun 1956 yılında beri var olan, yaklaşık 50 küsur yıldır var olan bir yasanın yenilenmesiyle Türkiye gündemini şu anda en çok meşgul eden ekonomik alemi, vergi alemini, iş alemini en çok meşgul eden konuların başında Yeni Türk Ticaret Kanunu uygulamasının, kanunun uygulama süresinin yaklaşmasıyla birlikte bu tartışmanın daha yoğun olduğunu hep birlikte gözlemliyoruz. 14 Şubat 2011 tarihinde yaklaşık yasanın yayınlanması, resmi gazetede yayınlanmasının üzerinden bir yıl gibi bir süre geçti. Orada öngörülen yeni TTK'nın uygulanma süresi ana başlığı olarak 1-7-2012 olarak gözüküyor. Tabii burada yasanın 1956'dan beri var olan bir Türk Ticaret Kanunu, gelişen şartlar, gelişen çağ, açılan ve gelişen Türkiye'nin şartlarına ayak uydurmayacağı herkesçe malumdu. Özellikle Sayın Hocam başta bahsettiği bilgi teknolojilerindeki gelişme, kurumsal yapı arayışları, muhasebe ve denetim alanındaki ihtiyaçlar yeni TTK'nın hazırlanmasını zorunlu hale getirmiştir. Öte yandan tabii Türkiye'nin bir Avrupa Birliği süreci var. Avrupa Birliği süreci içerisinde mutlaka bizim uymamız gereken yasalar, Türkiye'deki cari yasalara uymamız gereken pozisyonlar var. Bunlar değişen borçlar kanunu, 2001 yılında değişen medeni kanun, bunların tamamını bir arada değerlendirdiğimizde Türk Ticaret Kanunu'nun yenilenmesi bu anlamda da zorunlu hale gelmiştir. 1565 maddeden oluşan 6 ana bölümden müteşekkil bir yasa. Tabii ki 15 dakikalık süremizde bunun sadece bir seremoni bölümünü anlatarak geçebiliriz. Hukuki bir boyutu sonuçta Türk Ticaret Kanunu bir kanundur ve kanunla ilgili hukukçuların ilgilendiren çok önemli bölümü vardır değerli başkanım da burada. Ben burada ticari işletmeler bölümünde değineceğim. Az sonra da Sayın Hocam, bana göre yasanın en önemli bölümlerinden biri olan, en büyük yeniliklerinden biri olan denetim özelliğini, yasanın denetim özelliğini ortaya çıkaran bağımsız denetimle ilgili özellikle hocamın sunumunun böyle bir konu üzerinde olduğunu biliyorum. Az sonra hocama da Hüseyin Bey'in de bahsettiği gibi daha geniş zaman bırakmak istiyorum. Şimdi bağımsız denetimle ilgili ben şöyle mali müşavir meslek mensubu, TÜRMOP mensubu olarak kısa bir bilgi vermek istiyorum. Tabii Türk Ticaret Kanunu'nda birkaç yerde bağımsız denetimden bahsedilmekte. Bağımsız denetçi, işlem denetçisi ve özel denetçi gibi ifadelerle gerçekten çok geniş kapsamlı yeni bir alanı ortaya çıkarmaktadır. Bununla ilgili TTK'nın uygulama tebliğleri bugüne kadar yayınlanmadı. Kanunun ikinci düzenlenmeleri denilen Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın bu konuda çalışma içerisinde olduğunu biliyoruz. Bu anlamda bölgesel bilgilendirme toplantıları da yakında olacak. Öyle zannediyorum bizim bölgemizde de olacak. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, Gümrük Ticaret Bakanlığı ve TÜRMOP işbirliğiyle yasanın uygulama alanı ile ilgili bilgilendirme çalışmaları olacak. Burada bağımsız denetçi bölümünde meslek mensubu olarak SMM ve YMM, Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ve Yeminli Mali Müşavirlerden yasa çerçevesinde bahsedilmekte. Yani yasa bize böyle bir görev, böyle bir sorumluluk yüklemiş vaziyette. Tabii bu arada ikinci düzenlemelerin ilki sayılabilecek olan 660 sayılı kanun hükmünde kararname biliyorsunuz 2011 tarihinde yayınlandı. Yani orada bir Türkiye Bağımsız Denetim Gözetleme Kurulu gibi bir kurum oluştu. 9 üyeden oluşan. Bu 9 üyenin
içerisinde Maliye Bakanlığı, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Türkiye Barolar Birliği, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile birlikte TÜRBO olarak bizim meslek örgütümüzde var. Biz kısaca bağımsız denetimle ilgili şunu söyleyebiliriz. Zaten kanunun ve kanun hükmünde kararnamenin verdiği bir yetki SMM ve YMM'lere bunlar kurul meslek mensupları içerisinde nasıl bir seçim yapacak şu anda kurulun gündeminde olan bir şey. Bizim arzumuz ve isteğimiz SMM ve YMM ünvanı olan meslek mensuplarının bu işin bu belgeyi aldıktan sonra yani böyle bir ünvana haiz olduktan sonra bu mesleği icra edebilecekleri noktasındadır. İşte düzenlemeleri hep birlikte bekleyeceğiz. Şimdi yasanın ticari işletmeler açısından getirdikleriyle birkaç başlıktan bahsedeceğim bu süre içerisinde. Ve ticaret kanununda getirilen cezalar, bunlar gerçekten yasa aleyhine ve yasanın getirecekleri aleyhine öngören bilim adamı larının işte dikkat çektiği şeyler var. Bugünlerde basın yoluyla da izliyoruz. Yani böyle bir faaliyet de var. Yani bu cezaların çok caydırıcı olduğu, işletmelerin, işletme sahiplerinin kendi işletmelerinden para çekerken, para alırken, para verirken, kar payı dağıtırken adeta bir kendi işletmesinden hırsızlık yapacağı gibi bir şey ile dahi endişeler var. Bunlar da öyle zannediyorum kanun koyucu Türkiye Büyükelçisi ve hükümet nezdinde değerlendirildiği yönünde duyumlar alıyoruz. Şimdi sermaye şirketleri açısından hemen şöyle kısaca bir geçelim şeyleri burada aldığım notları. Sermaye şirketlerinin internet sitesi açma zorunluluğu 1 Temmuz 2013 tarihindeyiz var. Aynı zamanda madde değişik maddeler, değişik uygulama süreleri var. Bunlardan da bahsetmiş olacağız bu şekilde. Yani internet sitesi oluşturmak bir sermaye şirketinin epeyce bilgiler, yani onun içeriği tabii orada bulunması gereken zorunlu bilgiler yasanın genel çerçeve içerisinde var ama mutlaka ikinci düzenlemelerle, tebliğlerle onun nokta olarak neler olacağı belirtilmesi lazım. Bu aynen işte şeffaflık ilkesinin, yasadan beklenen şeffaflık ilkesinin en önemli unsurlarından biri. Şahıs işletmeleriyle şirketlerin 31 Aralık 2012 tarihine kadar bilançolarını Türkiye muhasebe standartlarına uygun olarak düzenlemeleri, işte 1-1-2-3'e geçerken bilançolarımızı Türkiye muhasebe standartlarına uygun hale getirmek durumundayız yeni Türk Ticaret Kanunu açısından. Yani burada bir parantez açmak istiyorum. Biz küçük ve orta işletmeler noktasında diyelim, mali müşavirlik hizmeti yaparken ve işletmeler defter ve belgelerini düzenlerken daha ziyade verdiği için defter tutarız. Yani böyle adlandırılır, toplum içerisinde de böyle karşılanır. Ama şimdi Türkçe kanun öyle bir hükümler getiriyor ki bizim verdiği için tutacağımız kayıt ve belgelerin daha ilerisine giderek Türk Ticaret Kanunu'nun emredici hükümlerinin bize öngörüler noktasında vergi sert sorumluluğu, vergi idaresinin ticari işletmelerden istediği bilgileri de kapsayacak şekilde böyle bir genişleme alanı söz konusu. Yani eski Türk Ticaret Kanunu'nda böyle somut cezalar gerektiren, az sonra cezalardan da bahsedeceğim, kesin hapis cezası 3 yıla kadar getiren maddeleri var. Evet. Öte yandan anonim şirketlerin ve limited şirketlerin, sermaye şirketlerinin 14 Ağustos 2012 tarihine kadar ana sözleşmeler, yeni TTK'ya uydurmalar 14 Ağustos 2012 tarihine kadar. 1 Mart 2013 tarihine kadar yine sermaye şirketlerinin bağımsız denetçilerini seçmeleri gerekmektedir. Bu tarihe kadar bağımsız denetçi seçmeyen şirketlere mahkeme tarafından atama yapılacak şu andaki kanun cari hükmü bu. Sermayeler anonim şirketlerde 50 bin liraya, limited şirketlerde de 10 bin liraya asgari sermaye yükseltiliyor. Bunun için yasanın yayın tarihinden itibaren 3 yıllık bir süre öngörülüyor.
Yeni Türkçe tam memlekette ticari defter tanımı değiştirilmiş olup işte bir ikircikli bir durum var. Vergi usul kanununa göre az önce dedik ya vergi için defter tutuyoruz. Daha ziyade Türk Ticaret Kanunu bu konuda müdahil oluyor. Tutacağımız defterlerin işte yövmiye defteri, defter 2000, envanter defteri gibi ticari defterler yanında pay defteri, yönetim kurulu karar defteri ve genel kurul toplantı ve müzakere defterleri gibi defterlere de tasdik zorunluluğu getiriyor. Ve bunları bu sonraki saydığım defterlere her yıl tasdik zorunluluğu getiriyor ve ilaveten bir de kapanış tasdiği zorunluluğu getiriyor. Yani gerçekten tartışılacak konular. Bu kadar tasdikle ticaret ve iş dünyasının defter tasdik, noter kırtasiye masrafıyla karşı karşıya bırakılması herhalde bu da gözden geçirilmesi gereken bir durum olduğu kanaatindeyim. 1-1-2013 tarihinden itibaren yeni TTK'da tanımlanan ve Türkiye Muhasebe Standartları Kurumu belediye ticari defterini açıkça kamuoyu tasdikler yaptırma zorunluluğu bulunmaktadır. Az önce bahsettiğimiz konu. Şirketlerin yönetim kurulu üyelerinin en az birinin Türkiye'de ikamet etmesi ve Türk vatandaşı olması gerekmektedir. Yani tamamı yabancı ortaklardan oluşan bir şirket söz konusu değil. Mutlaka en az birinin Türkiye'de ikamet etmesi ve Türk vatandaşı olması yeni bir uygulama. Şirketlerin yönetim kurulu üyelerinin en az 1/4'ünün üniversite mezunu olmaları yeni bir uygulama. Yeni düzenleme ile tüzel kişilere yönetim kurulu üyesi olma yetkisi veriliyor. Bu tabii usulü orada temsil edecek tüzel kişiyi temsil edecek kişinin belirlenmesi usulü de yine ikinci düzenlemelerde ortaya çıkacak. Yönetim kurulu üyelerinin sorumluluk sınırlarını belirleyen sigorta imkanı tanınmıştır. Şirketlerin yönetim kurulu üyelerinin hukuki ve cezai sorumlulukları konusunda getirilen yeni düzenlemelerden ve imza sirkülerine bu düzenlemeler uyarınca yeniden düzenlenmesi gerekmektedir. Şirket yönetim kurulu üyelerinde hukuki sorumluluk affedildiği durumlarda ispat yükü açısından belirli dokümantasyon politikaları oluşturması gerekmektedir. Yeni Türk Ticaret Kanunu'nda anonim şirketler tek ortaklı, yine limited şirketler ve anonim şirketler, sermaye şirketleri diye adlandırdığımız şirketler tek ortaklı olarak kurulabilecektir. Çok ortaklı olan şirketlerde 1-7-2012 tarihinden itibaren ortak sayısını teke düşürme gibi bir imkana kavuşacaklardır. Yeni Türk Ticaret Kanunu'na göre artık şirket amacı ve işletme konusunda içinde yapılan işlemlerin de şirketi bağlayıcı ve bu işlemler nedeniyle şirketin üçüncü kişilere karşı sorumlu olacağı unutulmamalıdır şeklinde belirlediğim yenilikler var. Ben daha gözümden kaçan şeyler de vardır mutlaka. Şimdi bu anlamda şirketlere bu yenilikler gelirken yine biz meslek odası olarak, meslek mensupları olarak bu tip çalışmalara hazırlık noktasında bizim meslek örgütümüzün zorunlu eğitim çalışmaları kapsamında bu Mart ayından itibaren başlamak üzere yeni TTK, TFRS ve KOBİ TFRS, Türkiye Muhasebe Standartları, KOBİ standartları ve bağımsız denetim konusunda toplam 125 saatlik bir eğitim çalışmasını meslek mensuplarımızla birlikte odalarımızda, illerimizde, şehirlerimizde gerçekleştireceğiz. Bunun için TÜRMOB eğitimcilerin eğitimini tamamladı ve yakında şehrimizde de, odamız bünyesinde de meslektaşlarımızla bu çalışmaya başlatacağız. Yani Türkiye'de yaklaşık 800 bin limited şirket küsuratları sahip olmak kaydıyla, 100 bin civarında anonim şirket, ticaret siciline kayıtlı şirket, 9 bin adet bu kanunun kapsamına giren, şu anda yani bir herhangi bir yukarıdan aşağı bir ciro sınırlaması, öz sermaye sınırlaması olmazsa bunların ne kadarı bu işin kapsamına girecek, tedirici mi girecek yoksa aniden mi girecek bunların hiçbiri şu anda net değil. Ama biz biliyoruz ki bu 4-800 bin limited şirketin en az 400 bin tanesi tabela şirketi hükmünde. Yani bunlar sadece
tüzel kişilik kazanmış işletmeler, bunların ayıklanması lazım. Bu anlamda Gümrük Ticaret Bakanlığı'nın yani mevcut şirketlerin tasfiyelerini kolaylaştırma yönünde bir çalışma yaptığı duyumu da söz konusu. Ben sözlerimin son bölümüne yaklaşırken kısaca ticaret kanunda getirilen cezalardan bahsetmek istiyorum. Kesin hapis cezası gerektiren fiiller, hapis veya para cezası gerektiren fiiller çok uzun bir liste. Çok uzun bir liste. Para cezaları gerektiren fiiller diye 100'den fazla paragraf başı var. Ben en ağırını bahsedeyim de hafiflere sonraya kalsın. Bir yıldan 3 yıla kadar hapis gerektiren ceza mesela şirketin kuruluşu, sermaye artırması ve azaltılması, birleştirme, bölünme, tür değiştirme, menkul, kıymet çıkarma gibi işlemlerle ilgili belgelerin, izahname ve taahhütlerin, beyanların ve garantilerin yanlış, ileri, sahte, gerçeğe aykırı olmasından, gerçeğin saklanmış bulunmasından doğan zararlardan, belgeyi düzenleyenler veya beyanları yapanlar ile kusurlarının varlığı halinde bunları yapanlar. Yine TTK'ya göre tutulmak ve muhafaza edilmekte yükümlü bulunan defter ve belgelerle ilgili Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, eski buradaki bahsedilen Gümrük ve Ticaret Bakanlığı elemanlarının istemesine rağmen vermeyenler veya eksik verenler ya da denetim elemanlarının bu görevleri yapmalarını engelleyenler 3 aydan 2 yıla kadar hapis cezası, 6 aya kadar hapis cezası olan SPK kurumundan izin alınmaksızın bir anonim şirket kurmak, şirketin sermayesini artırmak amacıyla veya vaadiyle halktan para toplanması yasaklanmıştır. Tabii burada eskiden ceza kanunlarımızda var olan ortak yapılarla ilgili şeyler var ama burada bir sistematiğe bağlanmış. Yani özetle yeni Türk Ticaret Kanunu çağdaş, standart, batı standartlarına uygun hazırlanmış bir yasadır ama Türkiye şartları içerisinde, Türkiye ekonomisi, Türk iş dünyasının pozisyonu ve Türkiye'de hala hallolmamış kayıt dışılık illetiyle mücadele ettiğimiz bir ortamda bunun başarı şansı konusunda çok fazla bir şey söylemek istemiyorum. Her şeyin ilacı kayıt dışılığın giderilmesiyle başlayacak. Bu da başta vergi yasalarımızda olmak üzere Türk Ticaret Kanunu'na gelirken kayıt dışılığı ortadan kaldırıp makul ve ödenebilir vergi oranlarıyla herkesin verginin tabana yayılmasıyla yani kümesdeki tavuklar diye tabir edilen değil de bunun dışında olan hiç vergiyle tanışmamış kesimlerin de ticari rantları ve kazançlarından dolayı vergilendirildiği bir ortamda vergi idaremiz de rahat çalışacak. Türk Ticaret Kanunu da bu haliyle de eleştiriye mehal vermeyecek bir durumda olacağına inanıyorum. Bu duygu ve düşüncelerle yeni Türk Ticaret Kanunu iş dünyasına hayırlar getirmesini diliyorum. Hepinize hürmet ve saygıyla selamlıyorum. Sayın Fethullahoğlu'na Ticaret Kanunu'nun genel düzenlemelerini aktaran konuşması için teşekkür ediyoruz. Şimdi sözü Profesör Doktor Sayın Türk'e bırakmak istiyorum. Sayın Başkan, müsaadenle ben kürsüyü kullanacağım. Serdar Hocalık var ya, herhalde daha rahat olacak. Dışarıda yağmur yağarken içerisinde sıcak olduğu durumlarda vergi ve kanun gibi genel olarak çok sempati duyulmayan iki ana dalda bir saat, bir buçuk saate yakın sabırlı olmak çok da kolay değil. Bu vesileyle mümkün olduğunca çok fazla sizlere sıkmadan ana temalara değinerek konuşmamı tamamlamaya çalışacağım. Efendim, Mart ayı genellikle esnaflar arasında dert ayı diyebilir. Muhasebecilerle vergi dairesinde çalışanlar, bütün olarak maliyeciler diyelim. Maliyeciler de çok sevmezler çünkü iş ayıdır. Yine bu iş ayının olduğu Mart ayında iki muhasebeci yorgun, argın, akşam tam Mart ayının 25'i gelmeksi beyannamesinin beyanı son günü sohbet ediyorlar. Bir tanesi yanındakine dönüp diyor ki
daha bu hayata gelirsen muhasebeci olmazdın diyor. Yanındaki soruyor, İmam Şerif ne iş yapardın diyor. Düşünüyor, herhalde imam olurdun diyor. Yanındaki merak ediyor, niye diye soruyor. Ya diyor, onlar da mevzuat hiç değişmiyor ki. Efendim, bizde özellikle vergilendirme ilişkin mevzuatlar, ki eski bir maliyeci olarak, Maliye Bakanlığı'na 5 yıl çalışmış maliye okulu mezunu olarak, mevzuatın ne kadar sık değiştiğini inanın bir akademisyen olarak bile takip etmek oldukça zor. Hiç şüphesiz adı yeni TTK, bu da bir yeni değişiklik. Ben bu değişikliğin doğrusunu, eğrisini tartışmaktan çok bugün sizlere neler getirdiği konusuna kısaca değinmeyi arzu ediyorum. Ben ana temamı üzerine durmak istediğim ana tema denetim. Halk diye iş vardır. Güven ama denetle. Yani güven esastır ama denetim vazgeçilmez. İşte yeni Türk Ticaret Kanunu aslında bu halk değişimden hareketle denetim sürecine ayrı bir önem vermiş. Denetim kavramı denince bize genellikle vergi denetimi anlaşılır. Neyi kastediyor denetim? Yani TTK perspektifinde bağımsız denetim neyi kastediyor? Ona kısaca bir değinecek olur isek, ekranda klasik biz akademisyenlerle sunduğu tanımı görüyorsunuz. Orada kastedilen şu sevgili arkadaşlar, değerli dinleyiciler. İşletmelerin mali yapıları ve faaliyet sonuçlarının genel kabul görmüş muhasebe ilkeleri çerçevesinde sunulması ve sunulan bilgilerin gerçeği ve doğruyu yansıtması. İşte bağımsız denetim diye bildiğimiz işlem aslında işletmelerin gerek mali yapıları gerekse faaliyet sonuçlarının gerçeği ve doğruyu yansıtıp yansıtmadığını, ki bu gerçeği ve doğruyu yansıtıp yansıtmadığı sonucuna da genel kabul görmüş muhasebe ilkeleri çerçevesinde hazırlanıp hazırlanmadığı perspektifinden yaklaşarak tespit edilir. Bu anlamda günümüzde uygulanan vergi denetimden oldukça farklıdır yeni TTK'da öngörülen bağımsız denetim süreci arkadaşlar. Biliyorsunuz Türkiye'de bugüne kadar sadece ve sadece halka açık anonim şirketler, bir de finansal kuruluş diye bildiğimiz bankalar, sigorta şirketleri, menkul kıymetleri aralarında işlem gören şirketler bağımsız denetime tabi ediyor. Onun dışındaki denetim kavramı aslında vergi denetimiyle özdeşleşmiştir. Ki vergi denetiminin boyutu da Türkiye'de sıkça sorgulanır. Bilmiyorum resmi istatistiklerden haberdar mısınız? Yaklaşık Türkiye'de her 100 mükellefden sadece resmi istatistik 3,5-4'ü denetlenir. Resmi istatistikin biraz abartılı olduğunu ben de kabul ediyorum. Bu şu demektir, her 100 mükellefden 96 tanesi denetlenmiyor Türkiye'de. Kaldı ki denetlenen o 4 mükellef de vergi perspektifinden denetleniyor. Vergisel yönden yapılan denetim, işletmenin faaliyetlerinin gerçeğini yansıtıp yansıtmadığını göstermez sevgili dinleyiciler. Neden göstermez? Vergi kanunlarının temel hedefi gerçeği yansıtması değil, kanunlara uygun hazırlanmasıdır. Kanuna uygun hazırlanan, finansal raporlardaki yer alan bilgiler her zaman işletmenin gerçek durumunu yansıtmazlar. Şöyle, İşletmede çalışanlara ödenen tutar işletmeler açısından bir giderdir. Değil mi? Bunda bir tereddüt yok. Bu çalışan kişi işletme sahiplerinin yakını ya da uzağı olması durumu değiştirmez. Ancak bizim geri vergisi kanunu 41. maddesi der ki işletme sahibinin kendisine, eşine ya da küçük çocuklarına işletmeden ödenen her türlü tutarlar kanunen kabul edilmeyen giderdir der. Yani kısaca gelir eksik kanunu açısından komşunun eşini çalıştırır ona maaş versen gider yazarsın, kendi eşini çalıştırırsan yazamazsın. Bu vergi mantığına uygun, bu bir eleştiri değil, bu vergi mantığına uygun. Ancak vergi kanununa göre hazırlanan bir gelir tablosu gerçeği yansıtır mı? Hayır. Niye yansıtır? Vergi kanunlarına uygun olup olmadığını.
Vergi vergilendirilecek matrağa doğru teslim. İşte vergi denetimi vergilendirilecek matrağın doğru tespit edilip edilmediğini denetler. Bağımsız denetimde kastedilen gerçeği yansıtmadı. İşte yeni Türk Ticaret Kanunu'nun bize getirdiği en önemli değişiklik arkadaşlar vergi denetiminden ziyade bağımsız denetime yönlenmedir. Peki yeni TTK'da ne tür bir denetim öngörülür? 3 tane farklı denetim tanımlanıyor. İşlem bazlı denetim ve doğal olarak denetçi, özel denetim ve doğal olarak denetçi ve bağımsız denetim ve denetçi. Ben sürenin kısıtında dikkate alarak ilk iki denetim türünü bypass geçeceğim çünkü yeni TTK'nın ana teması bağımsız denetim. Bağımsız dış denetim diye de bilinir. Yeni TTK'da bağımsız denetimle getirilmek istenen nedir? Daha doğrusu yeni TTK 1-1-2013 tarihi itibariyle full olarak gerekli değişiklikler yapılarak yani ilgili mevzuatlardaki değişiklikler yapılarak yürürlüğe girildiği varsayıldığında nelerle karşılaşacağız? Her şeyden önce arkadaşlar tüm işletmeler finansal raporlarını, tüm işletmelerden kastettiğim sermaye şirketleri finansal raporlarını yeni TTK yürürlüğe girdikten sonra doğal olarak genel kabul görmüş muhasebe ilkeleri diye bilinen uluslararası standartlara paralel hazırlanmış muhasebe ve finansal raporlama standartlarına göre hazırlamak zorunda kalacaklar. Bu sistemin, Türk muhasebe sisteminin kökünden değişmesi demektir. Yani bugüne kadar ülkemizde var olan muhasebe sistemi biraz önce Sayın Oda Başkanımız da değindiği üzere vergi temelli bir muhasebe sistemiydi. Vergi kanunlarını niye öngörüyorsa, yani tek düzen hesap planı diye bildiğimiz muhasebe uygulamaları genel tepkiyi vergi usul kanunu gereği zorunlu olarak uyulması gereken bir düzenleme. Yani vergi temellidir özünde. Oradan bir çıkış var. Yani vergi temelli sistemden çıkıp genel kabul görmüş muhasebe ilkelerine doğru bir yöneliş olacak. Bunun getirdiği köklü değişiklikler olacak. Gerek vergileme sürecinde, gerekse muhasebeleştirme sürecinde. Biraz sonra o konulara ayrıntılı olarak değineceğiz arkadaşlar. Yeni TTK'nın getirdiği, denetim alanına getirdiği yeniliklerden bir tanesi de sermaye şirketleri yıllık faaliyet raporlarında sundukları bilgilerin de gerçeği ve doğruyu yansıttığını onaylayacaklar. Yani kısaca şirket yöneticileri ya şirket sahipleri kafalarına göre bir bilanço hazırlayıp biraz önce Sayın Oda Başkanı da söylediği gibi o bilançoları gelir davrularını internet sayfalarında yayınlayamayacaklar. Yayınladıkları kendileri bağlayacak. Onların gerçeği yansıtması gerekecek. Gerçeği yansıtıp yansıtmadığını da bağımsız denetçiler denetlemek zorunda kalacaklar. Yine denetim süreci değişecek köklü olarak. Uluslararası denetim standartlarına esas alınarak denetleme başlayacak yeni TTK'yla. Bir diğer de arkadaşlar talep etti, verdi. Banka diyecek ki harika, güzel olmuş. Ama bu doğruyu ve gerçeği gösteriyor mu diye soracak sana. Ne yemin edeceksin? Ya vallahi gösteriyor. Artık günlük yaşantımızda yeminle kimse iş yapmayacak. Efendim bunun öyle olduğunu git bağımsız denetçiye tasdik ettir getir diyecek. Koşacaksın bağımsız denetçiye. Bunu bir tasdik ettin, mühür bas şuraya da gidelim diyeceksin. Mühürü kıvırırken dikkat etmek zorunda kalacak denetçi. Çünkü yeni TTK diyor ki yanlış şeye olur verirsen, üçüncü kişilerle zarar uğratırsan faturayı sana da keserim diyor. Müteselsiz sorumluluk denen bir kavram var arkadaşlar. Şirket yöneticisine diyor ki sen diyor yanlış bilgi sunarsan bu bilgilere dayanarak örneğin yanlış bilgi sunarak bankadan kredi aldın. Yarın bir gün battın banka kredisini geri alamadı zarara uğradı. Yönetici yanlış bilgi sorduğu için seni sorumlu tutarım diyor. İki, bu yanlış bilgiye olur veren denetçi de ben sorumlu tutarım diyor. O zaman denetçi mühürü kıvırıp parayı alma faslı var ya onu yapamayacak artık günümüzde. Yeni TTK yürürlüğe girdiği süreç içerisinde. Çünkü yasa yaptırım gücü getirecek. Yani özellikle değerli misafirler yeni TTK ile birlikte denetim sürecine birlikte köklü değişiklikler oluşacak. Aslında nelerin değişeceğini anlatırken bağımsız denetçilerin görevlerinde kısmen değinmiş oldum. Birincisi standartlar baz alarak finansal raporların düzenlenmediği denetleyecekler. İkincisi şirketin yıllık faaliyet raporlarında yöneticilerin ya da şirket sahiplerinin sunduğu bilgilerin de doğruyu yansıtmadığını. Yani genel kurul var ya şirket ortaklar kurulu. Ortaklar kurulunda
şirket yöneticilerin sunduğu bilgilerin doğruluğu ve gerçeği yansıttığını da onaylayacaklar. Daha da önemlisi üçüncüsü, eğer diyor şirketi tehdit eden bir risk varsa bu riski önceden gözlemleyecek sistemi var mı şirketin? Buna bir iç kontrol ya da iç denetim mekanizması deriz. İç denetim mekanizmasının riskleri önleyebilecek yapısının olup olmadığını da denetleyecekler. Peki bağımsız denetim, yeni TTK ile gelen bağımsız denetim kimlere uygulanacak? Gerçek kişi işletmelere düşse henüz yeni TTK'da onlar yasanın içerisinde yer almıyor. Kısaca sermaye şirketleri diye bildiğimiz anonim şirketler, limited şirketler ve sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlere uygulanacaklar. Bu şirketlerin finansal durumlarını gösteren bilançolara, faaliyet sonuçlarını gösteren gelir tablosuna, nakit akış tablosuna, öz kaynak değişim tablosuna ve daha da önemlisi dip notlarına uygulanacak. Vardır ya, şeytan ayrıntıda gizlidir diye. Genellikle bankalardaki kredi falan sözleşmesi imzaladığınızda ayrıntıları küçük notlar halinde alta koyarlar. İşletmeler genellikle bu tür bilgileri dipnot olarak sunarlar. Yeni TTK diyor ki, bu diyor ayrıntı var ya diyor şeytanın gizli olduğu yer, orayı da denetlenerek sunması. Peki denetli, bağımsız denetçi nasıl seçilecek? Ya ama bizim dayı oğlu var, verdi 3-5 kuruş geldi, büyür basar, aslında yok arkadaşlar. Bağımsız denetçinin nasıl seçileceğini yeni Türk Ticaret Kanunu ayrıntılı olarak ortaya koymuş. Diyor ki, faaliyet yılının ilk 4 ayında seçmek zorundasın diyor. Yani 1-1-2003'te full olarak yürürlüğe girecekse, limited şirket sahipleri ya da yöneticileri, anonim şirket sahipleri ya da yöneticileri varsa içimizde, arkadaşlar bir en geç 31 Mart'a kadar bağımsız denetçi seçmek zorundasınız. Seçtim, tamamdır, anlaştım değil. Bir, seçtikten sonra bağımsız denetim sözleşmesi düzenlemek zorunda. İki, bu sözleşmeyi mutlaka ve mutlaka ticaret sicilinde ilan etmek ve internet sayfasına koymak zorunda. Şirket yönetim kurulu tarafı, düzeltiyorum, bağımsız denetçi yöneticiler tarafından değil, ortaklar kurulu, yani genel kurul tarafından seçiliyor arkadaşlar. Ve işin daha da enteresan kısmı, bir defa denetçiyi seçtin, atadın, sana boş gözükmüyor. Rapor yaz dedin, olumsuz rapor yazıyor. Ya da rapor yazmaktan imtina ediyor. Ya da sınırlı görüş yazıyor. Sen git, Hüseyin gel, yani rahmetlisin Hüseyin gelsin deme şansı yok denetçilerin yeni TTK'yla. Yeni TTK diyor ki, denetim sözleşmesi imzalandıktan sonra denetçinin değişimi ancak mahkeme kararıyla olur diyor. Yani denetçinin verdiği rapor hoşuna gitse de, gitmese de sen artık o denetçiyi değiştiremezsin. Aslında yeni TTK'nın mantık olarak koymaya çalıştığı bir şirketin hiç şüphesiz sahiplerine karşı bir sorumluluğu var ama şirketin gerçekten topluma karşı bir sorumluluğu da var imajını koymaya çalışıyor. Biz buna muhasebede sosyal sorumluluk kavramı deriz. Yani işletmelerde sadece bir kişiye de gruba karşı sorumluluğu yoktur. Bütün gruplara ya da şahıslara karşı sorumluluğu vardır. Bir bunu koyuyor, iki şirketlere şeffaf bir görüntü koymaya çalışıyor yeni TTK. Böyle şeffaf bir elbise giymiş birisi her tarafı görünür ya, şirketlere de aynı format gelmeye çalışıyor, getirilmeye çalışıyor. Çünkü bütün bilgilerin kendi internet sayfasında yer alması ve bunların denetimden geçmiş olması şartını ön koşuyor yeni TTK. Diyor ki yeni TTK, görevden alma süreci diyor, yönetim kurulunca veya sermayesinin %10'u ya da halka açık şirketlerde ise esas sermaye açıklama sermayenin %5'ini oluşturan pay sahiplerince açılabilir. Yani yöneticinin bir tanesi çıkıp da ya bu denetçi bizim de uyumlu değil, bunu görevden alalım diyemez. Dava açmak zorunda. Dava açarken tek başına yapamaz. Bu bahsedilen kişi veya kişiler tarafından açılabilir. Denetçi de kendini bağlıyor. Denetçi de keyfine göre ya sizinle iş yapılmaz lanet olsun ben gidiyorum diyebilecek bir defa sözleşme imzaladıktan sonra. Ancak kendiyle ilgili görevden alma davası açılmış ise görevden çekilebilir. Aksi takdirde denetim raporunu hazırlamak zorunda. Hatta görevden çekildiği ya da alındığı güne kadar olan sürece ilişkin raporu mutlaka hazırlayıp sunmak zorunda. Peki bu zahmetli süreci kimler yürütecek? Yani kimler denetçi olabilir? Burada genç arkadaşlarım varsa işletme iktisat
maliye bölümü mezunları. Aynı zamanda burada bize güzel de bir iş imkanı var diyor o kısma. Diyor ki bağımsız denetim kuruluşları. Yani üyesi serbest muhasebeciye de yeminli mali müşavir olan bağımsız denetim kuruluşları bu denetim hizmetini sunacak. Temel prensip bu. İstisnası küçük ve orta ölçekli işletmeler, ki bu küçük orta ölçekli işletmelerin ne olduğu henüz tanımlı değil. Sanayi Bakanlığı'nın bu konuda yasal düzenleme yapması, yönetmelik ya da genelge çıkarması bekleniyor. Onlar diyor küçük ve orta ölçekli işletmeler bir ya da birden fazla serbest muhasebeci ya da yeminli serbest muhasebeci mali müşavir ya da yeminli mali müşaviri denetçi olarak seçebilir diyor arkadaşlar yeni DTK. Yalnız daha da önemlisi bir defa şirketle doğrudan ya da dolaylı ilişkisi bulunan hiçbir muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir şirketin denetim işlerinde yetkili ve sorumlu olamaz, görev alamaz diyor arkadaşlar. Yani kısaca yeni DTK denetçiyi şirketin doğrudan ya da dolaylı ilişki kurmasını yasaklıyor. Sonuç itibariyle denetim sürecinde görev alacak kişiler hazırlayacakları raporlar üç tane görüş bildirebilir arkadaşlar. Olumlu görüş, sınırlı olumlu görüş ve olumsuz görüş. Eğer olumlu görüş yazısında kastedilen şirketin finansal tablolarıyla ilgili yazılı faaliyet raporlarının gerçeği ve doğru yansıttığına dair bir rapordur. Yani tek düzen hesap plan çerçevesinde değil de muhasebe standartları çerçevesinde düzenlendiğini mutlaka raporda belirtilmesi gerekir. Ancak olumlu rapor var ise faaliyet sonuçlarıyla ilgili yönetim kurulu işlemi yapar. Yani şirketin karını ancak o zaman ortaklara dağıtır. Olumlu raporu olmadan denetçinin şirket ortakları kar payı dağıtamaz. Ya şirketlerin değil mi ne karışıyorsun demen üstü ortadan kalkıyor yeni TTK ile. Özellikle sermaye şirketlerinde. Sınırlı olumlu görüş kastedilen şu arkadaşlar. Evet ana temalar yerine getirilmiştir. Temel kurallar, temel prensipler. Hile burada beceleme mevcut değildir. Bu durumlarda eğer özellik arz etmeyen küçük düzeltmeler var ise denetçiler sınırlı olumlu görüş verebilirler. Yalnız bu durumda mutlaka şirket yönetimin o sınırlı görüşe neden olan olumsuzlukları ortadan kaldırıcı tedbirler alma zorunluluğu geliyor yeni tedbirlerle. Ama sıkıntı olumsuz görüşte. Yani sınırlı olumlu görüş, olumlu görüş bildirecek hususların sınırsız düzeyde olması. Kastettiğim şu, hilelerin olması, peçelemenin olması, yanlış belge, yalan belgelerin kullanmış olması vesaire. Bütün bu durumlarda denetçi olumsuz görüş verir. Olumsuz görüş verdiği andan itibaren genel kurul söz konusu finansal tablolara dayanarak özellikle açıklanan kar ya zararla ilgili hiçbir karar alamaz. Aslında denetçi olumsuz görüş verdiği anda şirket yönetiminin işi bitmiştir. Yani yönetici artık denetçilere bir nebze eskiden tabiriyle göbeğe bağlanıyor arkadaşlar. Yeni TTK'yla. Bu durumda yani ortaklara kar payı dağıtamazlar, verisini bile ödeyemezler. Çünkü olumsuz görüş, gerçeği yansıtmıyor diyor denetçi. Gitti. 4 gün içerisinde genel kurula çağrısı yapıp istifa etmek zorundadırlar. Bir diğer sonucu da arkadaşlar, 6 ay içerisinde, yeni yönetim de 6 ay içerisinde olumsuz görüş verilen durumları ortadan kaldırarak yeni bir denetim raporu hazırlatıp sundurmak zorunda. Bir de görüş yazısı bildirmekten imtina etmek vardır. Eğer finansal raporlar gerçeği yansıtmadığı düşünüyorsa, standartlara göre hazırlanmadığı düşünüyorsa doğal olarak denetim görüşünü vermekten imtina edebilir denetçi. Bu görüşle imtina etmenin sonucu da olumsuz görüş vermekle aynıdır arkadaşlar. Peki yeni TTK bahsettiğim bu düzenlemeleri getiriyor. Getiriyor da bizler ne yapmamız lazım? İşletme sahipleri perspektifinden bir baktığımızda bu değişikleri hazırlamak için işletme sahipleri ne yapması lazım? Bir defa mentaliteyi değiştirmek zorundayız. Bu şirket kültürü diye geçer. Muhasebeleştirme anlamında mantığı ve mentaliteyi değiştirmek zorundayız. Şirket benim kavramını artık bertaraf etmek zorundayız. Biz şirketin ortağıyız. Oraya sermaye koyduk. Karşılığından da nema alacağız. Nemanesi de kar payı. Şirketin kasasındaki bütün para benim. Sözü yok. Ta aslında bunu yıllar önce atalarımız söylemiş. Keseniz ayırın derler ya.
Artık şirketler için kesesinden keseye ayırmanın zamanı. Şirketle şirket sahipliğini ayırmak zorundasınız. Çünkü denetçi ikisini kabul etmiyor. Ya şirket benim değil mi? Çocuklar koyun şuradan iki kasa elma, eve derken götüreyim pastı. Yapamazsınız artık. Bunu ben biraz acele ederek söylüyorum size. Konunun ehemmiyetini ortaya koyabilme anlamında. Bu artık ortadan kalkıyor arkadaşlar. Özellikle sermaye şirketlerinde. Yani bu yapının bir defa değişmesi lazım. İkincisi, klasik vergi temelli muhasebeden çıkmak zorundayız artık. Vergi kanunları göz ardı edemeyiz mi deyince, vergi kanunlarını vergi yasalara gömülüyor. Vergi kanunlarına aykırı hareket ederse ceza var. Biraz önce Sayın Bakan Başkanımız cezaları anlattı. 359 dinlerken insanın tüyleri de ürperir. Yani en azı 18 aydan başlayan devlet konuk evinde misafir olma cezası var. Yani bu da hapishane oluyor doğal olarak. İkincisi, şirketler iç denetim sistemini oluşturmak zorundadırlar. Denetçi doğru ve güvenilir denetliyor arkadaşlar. Denetçinin yaptığı, bağımsız denetçinin yaptığı ilk işlem iç denetim mekanizmasını denetler. Çünkü iç denetim mekanizması etkin olan kuruluşlar doğru ve gerçeği sunabilirler. Yani parayı bir taraftan alıp faturayı başka bir yerden kesiliyor olması çok basit anlamda bir denetim mekanizmasıdır. Yani kasiyer parayı çekmesin diye yapılan bir denetim mekanizmasıdır. İşte şirketlerin bu nedenle bir denetim mekanizması kurması lazım. Değişiklik olarak. Bir diğer de denetim komitelerinin kurulması. Denetçilere öyle bir yetki veriliyor ki dikkat ederseniz şirket sahipleri göbeğinden bağlanıyor bir defa onlara. O zaman denetçinin işlerini, denetim sözleşmesini, denetim yapılan kişilerin işlemleri hakkıyla yapmadığını denetleyecek şirketlerde bir denetim komitesi kurulması gerekiyor. Bir diğer de arkadaşlar denetim sözleşmesinin hazırlanması. Peki günümüz vergi haftası ve vergi konusu. Peki bunların vergi etkisi ne? Ne olacak sorusuna? Sayın Defterdar'ın da bakıyor bana. Sizin ne etkileyecek diye. Efendim, bir defa yeni TTK diyor ki işlemler diyor artık standartlara göre muhasebe değiştirin. Gerçeği ve doğruyu yansıttığını da götürün denetçiye onaylatın diyor. Bu doğal olarak günümüzdeki alışkanlık ortadan kalkacak. Nedir? İşletmeler artık veri temelli değil, genel kabul görmüş muhasebe ülkelerine göre düzenleyecekler. Ama veri dairesinde beyanlar vermeleri gerekecek. O zaman finansal raporları ikinci kez düzeltmeleri gerekecek. İkili bir muhasebeleştirme sistemi geliyor 1-1-2013'ten sonra. Bir genel kabul görmüş muhasebe ülkelerine göre hazırlayacaksın. Veri dairesine giderken de düzeltip götüreceksin. Yani kanunun kabul edilmeyen giderleri matrahtan düşeceksin. Dönem kârı var ya gene tablosunun. Ondan düşüp götürüp vergi dairesine vereceksin. Bu ikili bir işlemdir. Doğal olarak işletmeler perspektiften bir ek maliyet demektir. Yani bir iş yapana bir ücret verirsin, iki iş yapana iki ücret verirsin. Birinci sonucu bu. İkinci sonucu, bağımsız denetime geçen finansal tablolar gerçeği yansıtmak zorundalar. Şimdi Türkiye'nin en büyük sorunu ne diye biliniyor? Mesela bütün bu 2002-2003 o dönemdeki krizler, gerginlik işte krizler rağmen Türkiye ekonomisinin batmaması genellikle kayıt dışı ekonomiye atfedilir. Yani Türkiye'nin o kadar güçlü bir kayıt dışı ekonomisi var ki bütün bu depremlere rağmen hala ayaktayız. Zaten Batı Avrupa ülkelerinde çoğu da şaşıyor. Türkiye nasıl o kadar ekonomik krizlere rağmen ayakta diye. Yine de bu kayıt dışı ekonomiye atfedilir. Şimdi yeni TTK doğru ve gerçeğe yansıtan finansal raporları zorunlu hale getirdiği için doğal olarak kayıt dışının bertaraf olacak. Kayıt dışının bertaraf olması en çok vergi dairesinin işine gelir. Vergi dairesinin biraz ilişkidir. Vergi dairesi yani kamu gelirleri artırıcı etkisi. Kısaca kayıt dışı ekonomi nedeniyle oluşacak vergi kaybının azalması da beklenir. Yeni TTK'nın yürürlüğe girmesiyle. Bir diğeri yeni TTK'nın 1-1-2013'te fiilen yürürlüğe girecek mi, girmeyecek mi sorusuna bugün itibariyle herkes tereddütlü bakıyor. Niye? Yeni TTK'da o kadar çok atıf yapan yeni mevzuat var ki, yeni yasalar düzenlenmesi lazım. En önemlilerinden bir tanesi de vergi kanunlarında da değişiklik yapılması lazım. Yani yeni TTK yürürlüğe girdiği anda vergi mevzuatımızda çatışan yerleri var. Bunları düzeltmek zorunda. Bu nedenle yeni TTK fiilen yürürlüğe girmeden önce vergi mevzuatında da uyum gerektiren bazı düzenlemeler yapılması beklenir arkadaşlar. Son olarak da yeni TTK yürürlüğe girmesiyle vergi denetiminin boyutunun değişeceğini de düşünüyorum.
Bugüne kadar vergi denetimi iki açıdan yapılır. Usul, yani vergi kanunlarına uygun usul ve vergi matrahı açısından, vergi ziyağı açısından denetlenir. Artık usul boyutu muhasebe bağımsız denetim tarafından yerine getireceği için vergi idaresinin bu anlamdaki denetim yükü hafifleyecek demektir. Denetçilerin denetim yükü, usul denetim yükü hafiflerse onu esas denetime yönlendirebilir. Yani bugünden sonra, 1-2-3'ten sonra daha etkin bir denetim olacağı da beklentiler arasında doğru. Bunu da toplam vergi gelirlerine pozitif gelir şeklinde yansıtacak herhalde. Efendim, son konuşmacı olmak pek kolay değildi. Umarım çok fazla sıkmamışımdır. Böylesine bir günde bizlerle birlikte olduğunuz için hepinize teşekkür ediyorum. Turgut Hocam'a özellikle zamana uyduğu için teşekkür etmek istiyorum. Evet, şimdi sorularınıza geçmek istiyorum. İlk olarak Ali Karakör Beyefendi Hüseyin Bey'e sormuş. Yeni TTK bu denli ağır para ve hapis cezaları içerirken Barolar Birliği neden müdahil olmadı? Acaba uygulanabilirliği var mı? Girişimde bulunulacak mı? Evet, soru için teşekkür ediyorum. Yeni cezalar eskiden hiç olmayan, ticaret hayatında hiç olmayan cezalar çıkarılmıştır. Barolar ve Barolar Birliği bütün yasalarla kurduğumuz komisyonlar kanalıyla ilgilenmektedir. Ancak itiraf etmemiz gerekir ki yeni Türk Ticaret Kanunu'nda genellikle böyle işi kitabına uydurma dediğimiz ancak birçok insanın zarara uğramasına sebep olan noksanlıklar giderilmeye çalışılmış. Bu bakımdan cezaları şu anda cezaları eleştirme durumunda değiliz. Yani sağlam davrananlar için hiçbir ceza olmadığını net olarak söyleyebilirim. Yeni Türk Ceza Türk Ticaret Kanunu 562. maddesi cezaları tek tek saymıştır. Her fiilin cezasının ne olduğu, birçoğunda para cezaları ve çok fazla olduğu için 12 babda saymış. Yani 12. de 13 kısımda saymış. Yani ticaret şirketlerde internet sitesi kurma görevi dahi verilmiş. Bu aleniyetin sağlanması için şarttır. Bu çağda yine batıya benzeyen bir kısım batıda uygulanan hususlar yasaya konmuş. O bakımdan Barolar Birliği benim bildiğim kadarıyla bu yasanın, bu ceza hükümlerinin uygun olmadığı görüşünde değil. Yani suç sayılamayacak durumlar için öngörülen cezalar değil. Ancak şunu belirtelim ki bu kanun yürürlüğe girdikten sonra mutlaka aksayan yanları ağır biçimde olacak ve bu konuda içtihatlar oluşacaktır. O konuda adalete güvenmek durumunda olduğumuzu söylüyorum. Belirttiğim yasa maddesi 562 cezalar tek tek sayılmıştır. Ağırca cezalarda bulunmaktadır. Bu soru için cevabımız budur. Bir soru daha var Hüseyin Bey. Tespit edildiği halde vergisini ödeyemeyen mükellefleri kanunun hangi maddesine dayanarak vergi indirimi yapılmakta veya affedilmektedir? Değerli izleyenler, soruya yine teşekkür ediyoruz. Ancak tespit edildiği halde vergisini ödeyemeyenlerden bizim anladığımız vergi ödemesi gereken biri borcunu ödememiş. Bunun için ceza değil de gecikme zammı uygulanır. Yani eğer vergi cezası varsa yine vergi usul yasasında uzlaşma diye bir müessese vardır. Bu uzlaşmada verginin aslına kadar yine kusurun oranına göre ilgili vergi görevlileri, amirleri olayın kusursuzluğuna tam inanırlarsa vergi aslına kadar cezayı kaldırabiliyorlar. Hatta tamamen tahakkuk etmemiş inceleme varsa verginin aslından bile kısmi olarak indirim yapılabiliyor. Benim bildiğim kadarıyla bu konuda uzlaşma yapan vergi görevlileri onu ödenebilir hale getirip ödetiyorlar. Yani yine de karlılığı düşündüklerini sanıyorum.
Yani 100 bin lira dersen hiç ödeyemeyecek kimse pazarlığa girerse 10 bina kadar düşebilirler ama ödeyeceğini anlarlarsa 99'a düşmezler. Yani bu devletin kârını gözetme diyebiliriz buna. Teşekkür ediyoruz. Mustafa Bey'e galiba sorular var. Mustafa Bey. Şimdi yeni TTK ve vergi usul kanunu hükümleri karşısında mükellefler tek defter mi, çift defter mi tutacak şeklinde bir soru var. Elbette tek işletmenin tek defteri, tek muhasebe sistemi olacak. Zaten hocam da son bölümde ticari kar, mali kar meselesiyle de ilgili olan bir konuya dikkat çekti. Az sonra bir soru var, orada da bu içerikte bir cevap olacak. Tek defter olacak, kesin. Bağımsız denetim yapacak SMM ve YMM ünvanına sahip meslek mensuplarına ayrı bir yeterlik belgesi istenecek mi konusu. Kamu denetim ve gözetimi kurulunun kurulduğundan bahsetmiştik. Bu kurulun kararları doğrultusunda olacak. Biz böyle bir yeterlilik belgesinin istenmemesi yönünde, yani biz derken TÜRMO meslek örgütümüz bunun mücadelesini yapıyor ama en son katıldığımız başkanlar toplantısında kamu denetim kurulunun başkanı, yeni başkanı sıfatıyla gelen kurul başkanı sanki böyle bir sinyal verdi, yani böyle bir yeterlilik sınavı aranacak gibi bir şey verdi ama bunun mücadelesi devam ediyor. SMM'ler, TMS ve KOBİ-TFRS uygulandığında bütün bunlar vergi usul kanununun uyduğuna göre ayrıca vergi denetimine gerek kalacak mı? Bağımsız denetçi onayladığı halde gerek kalacak mı diye Ali Bey, meslektaşım Ali Karaköy Bey'in bir sorusu var. Temenni ederiz gerek kalmamasını ama cari yasalar yönünden tabii ki vergi denetimi orada duruyor. Bağımsız denetim burada duruyor ama hepsi hocam da çok güzel bir konuya temas etti. Yani vergi kanunlarıyla yeni TTK'ya uyumu konusunda çok önemli bir konunun altını çizdi. Bu çerçevede değerlendirecek onu ama vergi denetimi de yerinde duruyor. Kurumsal olarak bağımsız denetim de geliyor. Yani bu bir temenni gibi olur. Keşke bağımsız denetime denetlenen bir firmanın vergi denetimi gibi bir programı olmasa arzumuz olur. Bir başka soru, şirketin için denetim, denetçi seçilirken o şirketin muhasebe kayıtlarını tutan mali müşavir diğer arkadaşını denetçi olarak atayarak bu makamın sulandırılmasını sağlayamaz mı şeklinde. Tabii kurumsal olarak bağımsız denetçi ünvanını almış bir meslek mensubuyla serbest muhasebeci, mali müşavirlik yapan bir kişinin arkadaş olması böyle bir yasada zınni bir bağlantı anlamına gelmez. Sulandırıp sulandırmaması konusu. Ama cari olarak böyle bir yapı olabilir. Aynı şehir içerisinde mutlaka bir bağımsız denetçisini ve mali müşavirini tüccar, iş adamı, işletme sahibi seçecek. Bunlar arasındaki ilişkilerde kurallar çerçevesi içerisinde yürüyecek. Teşekkür ediyorum. Ben sözlerime son verirken az önce burada bulunanlardan bahsederken değerli banka yöneticisi, banka müdürlerimize de hoş geldiniz diyorum. Onlar da bizim gerçekten hazırladığımız bilançoların, finansal tabloların kullanıcıları olarak duyarlılıklarından dolayı da teşekkür ediyorum, özür diliyorum az önce bahsettiğiniz için. Teşekkür ederim hocam. Teşekkür ederiz Mustafa. Turgut Hocam galiba size de sorular var. Buyurun. Muhtemelen sorulardan bir tanesi hocam ne zaman bitireceksinizdir ama onu sona bırakayım. Efendim, Recep arkadaşımız diyor ki yeni TTK yürürlüğe girmesiyle SBK'nın bağımsız denetleme denetime ilişkin tebliğ yürürlükten kalkıyor mu? Biliyorsunuz Sermaye Piyasası Kurulu yaklaşık 10-12 yıldır beri bağımsız denetimi kendine bağlı halka çıkarılmış şirketleri zorunlu kılıyor. Ki kaldı ki SBK'ya bağlı şirketler zaten standartlara, muhasebe standartlarına göre işlemler muhasebe değiştiriyor. Şüphesiz yeni TTK yürürlüğe girmesini takip eden süreç içerisinde SBK mevzuatında da değişiklikler olması gerekir.
biraz önce vergi mevzuatına değindim. Aynı paralelde SPK mevzuatında değişiklik olması gerekiyor. Çünkü SPK'nın şu anda istediği bağımsız denetimle yeni TTK'da öngörülen bağımsız denetimin işlevsel olarak birbirinden bir farkı yok. Yani mevzuatı değişmemiş olsa bile aslında aynı denetim olur. Yalnız yani çok başlı, çok doğru değil. Muhtemelen SPK bu paralelde bir düzenleme yapar diye düşünüyorum. Bu yapması da gerekir. Yeni TTK yürürlüğe girmesi dahilen. Son soruda yeni Türk Ticaret Kanunu'nda denetleme mekanizması ve vergilendirilmede uyacak kurallar ile şirketlerin bu konuda denetleme mekanizması kurma zorunluluğu var mıdır? Kısaca biraz önceki sunumda da değinmiştim aslında ayrıntılı olarak bu konuya. Sermaye şirketi statüsünde olan anonim limited ve sermayesi paylara bölünmüş kumandit şirketleri anetot. Yalnız yeni TTK'da sermayesi paylara bölünmüş kumandit şirket kalkıyor bildiğim kadarıyla. Bu şirketlerde denetim süreci yasal zorunlu olması nedeniyle mutlaka ve mutlaka iç denetim mekanizması kurulması. Çünkü iç denetim mekanizması olmayan bir şirkete bağımsız denetçinin olumlu görüş vermesi yani normalde çok makul bir şey değil. Mutlaka kurulması gerekir diye düşünüyorum. Herhalde sorular bundan ibaret. Ben de hepinize iyi akşamlar diliyorum. Saygılar sunuyorum. Evet, bana da bir soru sorulmuş. Ali Karapür Beyefendi sormuş. Yeni TTK özellikle ticaret odalarını meslek kuruluşlarını ilgilendirdiği halde odalar, meslek kuruluşları, sanayici ve iş adamları dernekleri neden ilgi duymuyorlar veya neredeler? Bu olay sadece serbest muhasebeci mali müşavirleri mi ilgilendiriyor? Aslında çok yerinde, çok güzel bir soru. Biraz önce de bahsettik, konuşmacılar da değindi. Türk Ticaret Kanunu hemen hemen ticaret hayatının her alanını yeniden düzenliyor. Yeni bir bakış açısında, yeni anlayışa ihtiyacımız var. Dolayısıyla topyekün hem yöneticiyi, hem ortaklarını, hem işletmenin dış paydaşlarını ilgilendiren bir değişim süreci var. Bu nedenle topyekün bir bilinçlendirme ya da eğitim sürecinin ülke çapında başlatılması gerekiyor. Umarım yeterli olmuştur. Teşekkür ediyorum. Evet, panelimizi burada sona erdireceğim arkadaşlar. Öncelikle Türkiye'de Vergi Haftası, bu sayede, bu vesileyle Türkiye'de Vergi Haftası'nı kutluyorum. Panelimize katılan siz değerli misafirlerimize ve değerli konuşmacılarımıza teşekkürlerimi sunuyorum. İyi günler. Panelistlerimizi uğurlamadan önce plaketlerini takdim etmek üzere Osmaniye İl Defterdarı Sayın Tahir Gökü, Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürü Doçent Doktor Sayın Murat Türkü ve Rektör Yardımcımız Profesör Doktor Sayın Aykut Gül'ü sahneye davet ediyorum. Ve o gün Rektör Yardımcısı Profesör Doktor Sayın Orhan Büyükalacan'ın sahneye teşriflerini arz ediyorum. Sayın Rektörüm, özür dilerim. Programın sona ermişler arz edelim.